zencefil. Türkiye'de yetiştiği yerler, ülkemizde doğal olarak yetişmeyen bir bitkidir. 100 santimetre boyunda kamış görünüşünde çok yıllık otsu bir bitkidir. Yapraklar mızrak şeklinde sivri uçlu ve tarçın kokuludur. Çiçekler sarı renkli ve çoğu bir arada bulunurlar. Zencefilin vatanı Güney Asya olmakla beraber Hindistan, Batı Afrika gibi birçok tropik bölgelerde ekimi yapılır. Memleketimizde ancak seralarda yetiştirilir. Nemli iklimi ve sulak yerleri sever. Kullanıldığı yerler, bitkinin kökleri nişasta, reçine ve uçucu yağlar taşır. Kökler yassı ve griimsi renklidir. Kuvvetli kokulu ve biraz acımsı lezzetlidir. Baharat olarak kullanılır. Taze, kurutulmuş ve toz halde kullanılabilen zencefil, adeta şifa kaynağıdır. İçeceklerin içerisinde kullanıldığı gibi yemeklerde de kullanılan zencefil hem tat vermesi açısından, hem kilo vermek için hem de sağlık niyetine kullanılıyor. Zencefil, dünyanın hemen hemen her kültüründe yer almakta ve şifa kaynağı olarak bilinmektedir. En çok kullanılan baharatlardan olan zencefil, toz, kurutulmuş ve taze zencefil olarak tüketilmektedir. Sağlık açısından birçok yararı olduğu bilinen zencefil, öksürük, soğuk algınlığı gibi hastalıklar için doğal tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda yemeklere lezzet vermesi için de kullanılan zencefil, sabun, şampuan, parfüm gibi bitkisel ürünlerin yapımında da sıkça kullanılıyor. Zencefilin faydaları nelerdir? Mide bulantısını hafifletir. Zencefilin hamilelikte sabah bulantıları ile bağlantılı mide bulantısı ve kusmanın tedavisine yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır. Kemoterapi gören kanser hastaları, bulantı ve kusma semptomlarını hafifleteceği için bu kökten yararlanabilirler. Mide bulantısı, kusma ve migren semptomlarını etkili bir şekilde tedavi edebilir. Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir. Zencefil, her yaşta soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarla ve enfeksiyonlarla savaşmak için reçete edilmiştir. Vücudu sıcak tutmak için çay şeklinde kullanılabilir. Çay, bir diaforetik gibi davranır ve terlemeyi artırarak toksinleri vücuttan atar. Sindirimde fayda sağlar. Zencefilin sindirim sürecini kolaylaştırıcı etkisi olduğu keşfedilmiştir. Yemekten sonra yükselen şeker seviyeleri, midenin içeriğinin doğal boşalma oranını azaltmasına neden olabilir. Yüksek şeker seviyelerini düzenlemeye ve mideyi yatıştırmaya yardımcı olur, böylece düzenli ritmini korur. Bununla birlikte, yediğimiz gıdalardan besin ve mineral emilimini arttıran bir dizi bileşiğe sahiptir. Aşırı gaz birikimini önler. Zencefil çok güçlü bir gaz gidericidir. Bunun anlamı, aşırı gaz eliminasyonunu indüklemesidir. Aşırı gaz sizi rahatsız edici bir durumda bırakmaktan çok daha fazlasını yapar. Sisteminizde biriken aşırı gaz yukarı doğru çıkarken gövde içinde hassas organlara baskı yapabilir. Küçük bir parça zencefil çiğneme, gazı sağlıklı bir şekilde dışarı atmaya yardımcı olabilir ve ayrıca gazın tekrar birikmesini önler. Artrit ağrısını azaltır. Zencefilin kemik sağlığını güçlendirdiği ve artrit ile ilişkili eklem ağrılarını azalttığı bilinmektedir. Zencefil, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip gingerol içerir. Gingerol doğrudan osteoartrit, diz iltihabı ve romatoid artritteki iyileşmelerle ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, vücudu etkilemeye başlamadan önce sitokinler ve kemokinler gibi enflamatuar bileşikleri de bastırır. Astımı hafifletir. Zencefil, solunum hastalıklarını tedavi etmek için geleneksel bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Yapılan son çalışmalar, anti-inflamatuar özelliğini de ortaya koydu. Aktif bir bileşik olan zerumbone, astımı rahatlatmaya yardımcı olur. Araştırmalar, alerjik hava yolu inflamasyonunun büyük ölçüde TH2 baskınlığından kaynaklandığını ve zencefilin bunu baskılayabildiğini göstermektedir. Kilo vermenize yardımcı olabilir. Çalışmalar zencefilin kalori yakımına ve açlığı azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Karaciğere koruma sağlar. Tüberkülozdan muzdarip insanlar hepatotoksisiteyi önlemeye yardımcı olduğundan zencefilden yararlanabilirler. Ayrıca, kadmiyumun önemli miktarda alınmasından dolayı karaciğere zarar veren kadmiyum zehirlenmesine karşı da koruma sağlar.
zencefil esansiyel yağı, obezite nedeniyle ortaya çıkan alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığına karşı koruyucu bir etki gösterir. Kanseri önler. Zencefildeki gingerol gibi organik bileşikler, meme kanseri ve diğer birçok kanser türlerinin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca kolorektal kansere yol açabilen kolonda karsinojenik aktivitenin önlenmesine yardımcı olan antiinflamatuar özelliklere sahiptirler. Bunun yanı sıra gingerolün cilt kanserine karşı koruma sağladığı bilinmektedir. Beyni geliştirir. Zencefilin, bunama, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların başlangıcını, oksidatif stres ve iltihaplanmayı azaltarak geciktirdiği bilinmektedir. Bu zararlı faktörlerin yaşa bağlı bilişsel gerilemede etkili olduğu biliniyor. Bu nedenle zencefil, güçlü besleyicileriyle beyin hasarı riskini azaltır ve hafızanız bozulmadan kalır. Kas ağrısını giderir. Zencefilin, kas ağrısını ve egzersizden kaynaklanan ağrıyı azaltmada faydalı olduğu bilinmektedir. Kalp sağlığını korur. Zencefil LDL kolesterol seviyelerini düşürerek ve HDL kolesterol seviyelerini artırarak kardiyovasküler sağlığı korur. Ayrıca kan pıhtılaşma riskini azaltır, böylece hipertansiyonu düzenler ve kalbinizi sağlıklı tutar. Zencefilin zararları. Zencefil, onlarca faydası olan bir bitki olsa dahi her şeyde olduğu gibi zencefilde de aşırı kullanım birçok zarara yol açabilir. Bunların başında alerjik tepkime gelmektedir. Zencefilin aşırı kullanımı alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Zencefil, özellikle toz halinde alındığında mide ekşimesine yol açabilir. Çiğnenmeden yutulmuş zencefil, bağırsak tıkanıklığına sebep olur. Ülser hastaları, iltihaplı bağırsak hastaları ve bağırsak tıkanıklığı hastaları, fazla taze zencefil tüketimine olumsuz tepki gösterebilirler. Safra taşına sahip bireylerde de olumsuz etki gösterebilir. Fazla kullanılması durumunda ritim bozukluklarına yol açabilir. Taze zencefil nasıl kullanılır? Taze zencefili yemeklerde, salatalarda, içeceklerde kullanabilirsiniz. Taze zencefilin kokusu tarçını andırır. Bu nedenle taze zencefili sütlü tatlılarda rendeleyerek kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tavuk, balık ve et yemeklerinde taze zencefili rendeleyerek kullanabilirsiniz. Tadını daha baskın hale getirmek istediğiniz soslara da aynı şekilde taze zencefili rendeleyerek ya da toz zencefili direkt olarak ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda içeceklerinizin içerisinde de taze zencefil ekleyerek hem sağlıklı hale getirebilir, hem de tat verebilirsiniz. Özellikle içeceklerinizin içerisine zencefili bal ile karıştırarak ekleyebilirsiniz. İçtiğiniz sütün ve çayın içerisine de taze zencefil koymak oldukça faydalı olacaktır. Toz zencefil nasıl kullanılır? 1. Toz zencefil, baharat olarak, çeşitli sosların içerisinde salatalarda ve yemeklerde kullanılır. 2. Bitki çayı yapımında toz zencefil kullanabilirsiniz. 3. Ekmek ve hamur işleri yapımında toz zencefil kullanabilirsiniz. 4. Toz zencefil emziren annelerin sütü artması için kullanılabilir.